Artık alel frekansı konusunu biliyoruz. Bir adım daha ileri gidelim. Farklı bir renkle devam edeyim ve Hardy-Weinberg kuralını konuşalım arkadaşlar. Bunu bazen farklı isimlerde duyabilirsiniz. Hardy-Weinberg eşitliği, denklemi ya da dengesi olarak. Aslında hepsi aynı şeyi anlatıyor. Bu eşitlik sayesinde alel frekansı ya da başka bir deyişle popülasyonun kaçta kaçının homozigot çekinik homozigot baskın veya heterozigot genotip olduğunu hesaplayabiliriz. Bunlar daha önceden gördüğümüz alel frekansı konusunu temel alır. O yüzden bu konuyu bilmek önemli. Hardy-Weinberg kuralına geçmeden önce doğal seçilim diye bir şeyin olmadığını varsayalım tamam mı? Yani alel frekansı değişmesin. Böylelikle popülasyonumuzda kuşaklar değişse de değişmeyen bir alel frekansı olacak. Hatta yapay seçilimde olmasın. Tamam bir durum düşünüyoruz şimdi. Bu durumda iki alelden birine sahip olan insanlar üreyecek ve canlı yavruları olacak ama hiçbir alel baskın hale gelmeyecek tamam mı? Aynı zamanda mutasyon da olmadığını varsayalım. Evet. Yani alellerden biri kuşaklar arasında şans eseri diğerine dönüşmüyor veya yeni bir tanesi ortaya çıkmıyor. Mesela buradaki örnekten yeşil göz çıkması gibi düşünebiliriz. Bir de elimizde büyük popülasyonlar olduğunu varsayacağız. Dolayısıyla geçen videoda ele aldığımız örneği unutacağız. O videoda alel frekansı konusunu anlatmıştık. Popülasyondaki genlerin dörtte biri baskın kahverengiyken dörtte üçü yani yüzde yetmiş beşi çekinik maviydi. Küçük popülasyonlarda mesela bu ikisinin eşleşerek ürediğini düşünürsek bu oranların değişmesi oldukça kolaydır. O yüzden bu sefer çok 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 geniş bir popülasyonumuz olduğunu varsayıyoruz. Çünkü geniş popülasyonlarda alel frekanslarının dış etkilerle değişmesi daha zordur. Evet, buraya da yazıyorum. Değişmeyen alel frekansı. Listeyi kısa tutuyorum. Bir sonraki videoda bunlara eklemeler yapacağız. Daha önce P ile ifade edilen baskın alellerin Q ile gösterilen diğer çekinik alellerle toplamını kaça eşitliyordum? Hatırlıyor musunuz? Kaçaydı? burada yazdığımız örnekte yüzde yüze eşitliyoruz. Bu her zaman böyle olacak. Ya yüzdeleri toplayıp yüzde yüze eşitleyeceğiz ya da toplamları 1 olacak. Evet çünkü popülasyonumuzda iki çeşit alel olduğunu varsayıyorum tamam mı? Başka çeşit yok. O yüzden bunlardan birinin olması için yüzde elli şansınız var. P'nin frekansı kaç olursa yüzde yüzden bunu çıkararak Q'yu bulabiliriz. Bu iki alelin frekansları tabii ki farklı olabilir, ama bu ikisinin toplamı yüzde yüze ya da 1'e eşit olacak. Şimdi işin içine biraz eğlenceli matematik karıştıracağız. Aynı zamanda bu bize homozigot ve heterozigot kavramlarını düşünmemiz konusunda fırsat verecek. Bunu yapabilmek için önce iki tarafında karesini alalım. Eşitliğin iki tarafının da karesini alıyorum. Biyoloji dersinde biraz cebir kullanalım, evet. Burada tam kareyi çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. Sol tarafın karesinin nasıl hesaplandığını hatırlayamadıysanız bu konu hakkında hazırlamış olduğumuz diğer Kaan Akademi videolarına göz atabilirsiniz. P kare artı 2 çarpı P Q artı Q kareye eşit olacak. 1'in karesi ise yine 1. Bu terimlerin anlamını açıklayayım ama önce üzerine biraz düşünelim. P kare P çarpı P'ye eşit, değil mi? P bize baskın alelimizi gösteriyor. Dominant olan alel frekanslarını alıp kendisiyle bir kere daha çarpıyoruz. Yani bu işlemde bu değerin karesini alıyoruz. P'yi farklı bir şekilde düşünecek olursak, rastgele seçtiğimiz bu dörtgenden biri Burada tabii ki basitleştirilmiş popülasyonumuzu gösteriyorum. Ancak varsaydığımız durumda karşılaşacağımız gerçek bundan daha karmaşık olacak çünkü daha geniş bir popülasyonumuz var. Mesela burada rastgele seçtiğim bir genin baskın alel olma ki bu durumda kahverengi olma olasılığı bize P'yi verecek. Evet bu P'yi anlamanın bir yolu. Buraya da yazalım. Büyük K yani baskın kahverengi aleli olma olasılığı peki P çarpı P ne anlama geliyor? Bu da iki baskın alel olması olasılığını gösteriyor. Başka bir deyişle P çarpı P bize popülasyondaki birinin homozigot baskın olabileceği olasılığını gösteriyor. Yani birinin genlerinde büyük K ve büyük K alellerinin olması olasılığı. Aynı mantıkla Q kareyi de açıklayalım. Q karede Q çarpı Q öyle değil mi? Dolayısıyla bu da iki çekinik alenin birlikte bulunma olasılığı demek. Yani eğer bu popülasyonda doğduysanız bir tane annenizden diğer babanızdan gelen iki çekinik genin birden size rastlaması olasılığı işte bu. Peki ortadaki terim ne anlama geliyor? P çarpı Q ya da PQ. Diyelim ki anne ve babadan gelen genleri öylesine seçiyoruz. Bu durumda elimizde PQ varsa rastgele seçilen anne ve babadan gelen genlerin, burada dikkatli davranıyoruz ama rastgele alel alıyoruz, bir tarafın baskın bir tarafında çekin, çekinik alel olma ihtimali ne ona bakıyoruz. Evet işte buna PQ dedik yani P çarpı Q. 2 ile çarpılmasının sebebini de açıklayayım. Mesela ilk ebeveynden çekinik yani Q, ikincisinden baskın yani P ya da ilk ebeveynden baskın ikincisinden çekinik alel e, alabilirsiniz. Öyleyse heterozigot olmanın iki yolu var bu iki durumu birbirine ekleyince ne çıkıyor? İkisi de PQ. Yerlerini farklı yazsak da e, sonuçta e, aynı şey aslında. 2 PQ'yu toplayınca sonuç 2 PQ çıkıyor. Bu da heterozigot olma ihtimaline veriyor. Heterozigot olma olasılığı. Bakın elimizde çok sade ve öz bir sonuç kaldı. Birkaç varsayım sayesinde ve alel frekansı mantığına dayanarak buradaki denklemi elde ettik. Böylelikle popülasyonlardaki alel frekansları daha da daha doğrusu genotip frekansları hakkında fikir yürütebiliyoruz. Bütün bulduklarımızı bir denklemde birleştirince her şey daha iyi seçiliyor. Homozigot baskın ile çekinik olma ihtimallerine heterozigot olma ihtimalini de eklediğimizde hepsi %100'e eşit olacak. Çünkü bir birey bu üç kümeden birine mensup olmak zorunda. Bu videoyu burada sonlandıracağım. Bir dahaki videoda Hardy-Weinberg kuralını bir popülasyon üzerinde kullanacağım ve ne kadar ilginç sonuçlar aldığımızı göstereceğim. Görüşmek üzere.